Bu arada yeniden Allah rahmet eylesin. Çok Allah üzüldüğünüzü biliyorum. Ee, gerçekten de hani e, çok güzel aile bağlarınız var. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Şimdi ben birkaç defa sizi e, böyle farklı farklı e, AVM'lerde İstanbul'da yerlerinizi gezdirirken gördüm. Evet. E, bu çok kıymetli bir şey. Onlar da çok şanslılar. Hiçbir şekilde ben... E, yani tabii ki bir insanın babasının yerini kimse dolduramaz. Ama en azından bu kadar ilgili bir amcaları olması... ...hani e, onlar için çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Bir kardeşim vardı benim. Hı hı. E, ve her şeyimi paylaştım. Zaten işte de birlikteydik. E, normal özel hayatımızda da hep birlikteydik. Yani şöyle dönüp baktığım zaman yaş yaşadığım şeyler... ...hala bana böyle rüya gibi geliyor. Hala bana Selçuk hayattaymış gibi geliyor ama... ...bazen öyle bir vuruyor ki, bazen öyle bir şey oluyor ki, öyle bir anda aklıma geliyor ki... ...onsuz ilk maça gittiğimde çok kötü olduğum... ...onsuz annemin evine, babamlara gittiğimde çok kötü olduğum... ...onsuz ilk sahneye çıktığımda çok kötü oldum. hala böyle zaman zaman böyle... ...aklıma geliyor. Mesela olsaydı şu anda... ...burada yanımızda olacaktı. E, muhtemelen... ...abi şunu konuşma, şunu konuşma, şunu konuşma diye beni frenleyecekti. Ve dediğim gibi hani tek kardeşim ve... Ondan kalan iki tane de miras var. Ee, onlar benim e, çocuklarımdan hiçbir zaman ayırmayacağım. E, i̇ki tane daha çocuğum var. Ee, benim maddi manevi, bir de bu işin maddi kısmı vallahi çok önemli değil. Manevi kısmı manevi olarak yetememekten hep korkuyorum. Maddi olarak bir şekilde Allah e, bana ne verdiyse Selçuk'un hakkı neyse veya daha fazlası her zaman onların olacak. Ve ben her zaman onlar babaları hayattaymış gibi on, onları e, o babalar onlara nasıl nasıl yaşatıyorsa hangi konforda yaşatıyorsa ben de onları çocuklarımdan ayırmadan her zaman onu yapacağım. Ama manevi olarak yetememekten hep korkuyorum. E, işte her sabah konuşuyoruz, her gün görüşüyoruz. Onlar şu anda mesela bizim evde yengeyle birlikte, anneleriyle birlikte. Her zaman da onlar e, benim çocuklarımdan ayıramayacağım. İki tane de. Kızım var. Ee, kardeşim de rahat rahat uyusun. O, onun şeyleri, onun bana iki mirası. Her zaman ben onları gözüm gibi bakacağım. Bir de böyle şey de tabii. Yani o Covid süreci çok kötü bir süreçti. Hastalığın çok. ne olduğu anlaşılamamıştı. Şimdi normal grip gibi demeye başladılar. Çok. Yani o dönem tabii çok farklı şekilde lanse edildi, yani bir takım işte sorunlar yaşandı dünyanın her yerinde. Yani bugünlerden o günlere baktığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Yani başımıza böyle bir bela gibi çöktü. Hı hı. Ee, sadece benim kardeşim değil, o zaman şimdi tam rakamı bilmiyorum ama 50-100 bine yakın herhalde sadece Türkiye'den insanımız evet. maalesef şehit oldu. Ee, dünyada Belki 1 milyon, 2 milyon insan öldü. Dönüp bakınca... ...hep keşkelerimiz oluyor. İşte keşke şuraya yatırmasaydık. Keşke işte... ...daha farklı bir... E, ...tedavi süreci olsaydı falan diyorsun ama... ...Müslümanız elhamdülillah. Sonra diyorsun ki onun yaşayacağı şey o kadarmış. Ve benim en çok sevindiğim şey... ...hani insan ölüme sevinir mi? Tabii ki sevmez ama... E, ...şehit olarak vefat etti. Bizim dinimizce hastalıktan salgın hastalıktan ölenler şehit sayıldığı için benim inandığım dinimde o şehit oldu. En güzel yerde şu anda. <laughs> Ama o dönem hiçbir doktor o hastalığın tedavisini bilmiyordu ki. Evet. Bir tedavi protokolü vardı. Evet bize de o zaman e, doktorlar veya işte arkadaşlarım şu ilacı verin. Amerika'da şu ilaç varmış. İşte Trump'a şunu vermişler kurtulmuş. İşte ne bileyim şu, şu iş adamı şu ilaçtan almış kurtulmuş falan. Ben bunların hepsini sordum. Bütün e, alternatif ne varsa hepsini o zaman sorduk. Ama bir tane tedavi protokolü vardı. Onu yaptık. Çünkü yapamazdım. Başka bir şey senden imza alıyorlar. Ve ben onu yaptıktan sonra vefat etseydi o zaman kendimi affetmezdim. Buna hiçbirimiz cesaret edemedik. Dediğim gibi o kadarmış ömrü. Şehit oldu. En güzel yerde inşallah e, onun gittiği yere biz de gideriz. Allah rahmet eylesin tekrardan. Amin. Bütün kaybettiğimiz e, herkese Allah ne? rahmet eylesin odana.